Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar. Derslerimize devam ediyoruz. Tek yönlü doğrusal bağlı listede başa eleman eklemeyi, sona eleman eklemeyi önceki derslerimizde gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Bir yapımız vardı. Şöyle bunu kapatayım. Biraz sayfayı küçültmek istiyorum. Başa ekle metodumuz vardı arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da kapatıyorum. Sona ekle metodumuz vardı arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da kapatıyorum. Bir de main kısmımızda bu şekilde işlemler yapmıştık. Şimdi arkadaşlar biraz şu main kısmındaki başa eleman eklemeyi, sona eleman eklemeyi ve listelemeyi biraz da metotlarla gerçekleştirelim. Yani başa eleman eklemeyi metotla yapıyoruz. Sona eklemeyi metotla yapıyoruz ama listelemeyi metotla yapmıyoruz. Onu yapalım. Şöyle bir geri dönüş değeri olmayan void tipinde bir metot oluşturalım. Yazdır diyelim arkadaşlar. Burada verileri yazdırsın arkadaşlar. İsterseniz verileri yazdır diyelim. Tabii heat alalım arkadaşlar parametre olarak. Struct not heat. Listenin en başındaki düğümü alalım ki ona göre verileri yazdıracağız. Burada bir geçici düğüm oluşturuyorum arkadaşlar. Not temp diyorum. Bunu heat'i atıyorum arkadaşlar. While'la dönelim. Temp'in arkadaşlar temp'in şu şekilde temp son düğme gidene kadar dönsün ve cout ekrana yazdıralım arkadaşlar. Temp'in datası. Biraz şöyle boşluk verelim. Tabi temp'i şu şekilde bir sonraki düğme geçiriyorduk. Temp'in next diyerek bir sonraki düğme geçiş işlemi yapıyoruz. Burada verileri yazdır diye bir metot oluşturduk. Artık şu kısım biraz şey oldu arkadaşlar. Bunu main kısmından siliyorum. Şurayı da siliyorum. Biraz da kullanışlı bir ekran yazalım. Notumuz dursun. Integer sayı, integer seçim diye iki adet değişken oluşturdum. Bir while oluşturacağım arkadaşlar. Sonsuz döngü olacak şekilde bir yazdım. While'in içerisinde kullanıcıya soralım arkadaşlar. Cout. Uygulamamız dökünlü doğrusal bağlı listeydi. Şunu hemen kopyalayayım. Buraya yapıştırayım arkadaşlar. Uygulaması dedik. Endline dedik. Şuraya da en başta bir satır başı yapsın. Öyle gelsin arkadaşlar. Cout diyelim. Şu şekilde bir şey oluşturalım arkadaşlar. Bir diyelim. Başa eleman ekle diyelim. Arkadaşlar şunu kopyalayayım. Hızlıca yapıştırıyorum. Biraz fazla oldu ama. 2, 3, 4. Bir kayda bakayım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet bazen duruyor da. O yüzden. Şimdi bunu ikinci seçeneğim sona eleman ekle. Verileri yazdır diyelim arkadaşlar. 4'te listedeki tüm bilgileri yazdır olsun arkadaşlar. Bir tane daha yapıştırayım. Bu da çıkış olsun arkadaşlar. Şöyle büyük yazalım isterseniz. Bunu da çıkış diyelim. Bitsin. Bunu kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Arkadaşlar cin diyorum. Seçim diye bir değişken oluşturmuştuk. Ona atayalım ve switch case ile bu işlemi seçim işlemini kontrol edelim. Case 1 ise ne yapıyoruz? Başa eleman ekleydi. Cout diyelim arkadaşlar. Başa eklenecek sayı diyelim. Şu şekilde bitirelim. Ve bunu kullanıcıdan cin komutuyla alalım arkadaşlar. Sayı. Daha sonra yukarıdaki oluşturduğumuz bir temel düğümümüz vardı. Onu nasıl yapıyorduk? Heat eşittir. Başa ekle heat parametre olarak heat'i gönderiyorduk. Bir de verimizi yani sayıyı gönderiyorduk. Kullanıcıdan alacağımız şu sayıyı gönderiyoruz. Daha sonra bunu bir ekle case kısmından çıkarım. Kopyalıyorum case 1 arkadaşlar. Case 2 de aşağı yukarı benzer bir kod var. Case 2 de başa değil de sona eklenecek sayıyı kullanıcıdan alıyoruz. Başa ekle değil sona ekle diyoruz.
Burada bu şekilde arkadaşlar. Case 3'e bakalım. Case 3'ümüz ne diyordu? Verileri yazdır. Verileri, metodumun ismine bir bakayım. Verileri yazdır. Şunu kopyalayayım. Aşağıya iniyorum. Şuraya. Verileri yazdır metodunu çağıralım ve birlikte çıkalım arkadaşlar. Case 4'ümüzde ne vardı? Listedeki tüm bilgileri yazdır. Ona geçmeden önce arkadaşlar bir şunu önce verileri yazdırmayı bir test edelim. Daha sonra onu da yazdırırız. Şimdi kullanıcıdan aldığımız şurada case 5'e bakalım. Burada bunda da kullanıcıya bilgi verelim arkadaşlar. Çıkış yapıldı diyelim şöyle ve daha sonra bunu return'le sonlandıralım arkadaşlar. Programı sonlandıralım. Şimdi burada arkadaşlar bir metot oluşturduk. Verileri yazdır. Yani girdiğimiz dataları yazdırmak için test edeceğiz. Bir de şuradaki başa eklemeyi, sona eklemeyi kullanıcıdan alacağız arkadaşlar. Sayıları kullanıcıdan alacağız ve bu şekilde başa ya da sona ekleyeceğiz. Bir test edelim. Hatamız varsa düzeltiriz. F11'e bastım. Verileri yazdır. Case. Tabi buraya heat'i göndermemiz gerekiyordu arkadaşlar. Verileri yazdır metodunun içine. F11 ile tekrar çalıştırdım. Ekranımız geldi. Tek yönlü doğrusal bağlı liste uygulaması. Başa eklemek için 1, sona eklemek için 2, verileri yazdırmak için 3. Listedeki tüm bilgileri yazdır. Arkadaşlar şurada verileri yazdır da şunu yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Tabii hiç listede veri yoksa ne yapacak? Onu kullanıcıya bildirmemiz gerekiyor. Heat eşittir nullsa arkadaşlar cout diyelim. Bunu kullanıcıya mesaj olarak verelim arkadaşlar. Liste boş diyelim. Endline. Daha sonra else diyorum arkadaşlar. Bir parantez açıyorum. Bu parantezi büyütürüp şu kısımda kapatıyorum arkadaşlar. Burada yaptığım işlem eğer liste boşsa kullanıcıya mesaj vermesini ekledim. Şimdi tekrar F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. Tek yönlü doğrusal bağlı liste uygulaması aynen. Şimdi 3'e basıyorum arkadaşlar. Şu an herhangi bir ekleme yapmadım ama bir 3 verileri yazdırdı. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi liste boş mesajı verdi bana. Daha sonra şimdi 1'e basalım arkadaşlar. Başa eleman ekleyelim. Başa eklenecek sayı. 10 diyorum. Enter'lıyorum. Burada ilk düğüm oluşturuldu diye bir mesajı verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tekrar 1'e basıyorum arkadaşlar. 5'i ekliyorum arkadaşlar. Enter'ladım. Listenin başına düğüm ekleme işlemi gerçekleştirildi. Burada bir listenin başına evet bir başa eklediği için mesaj verdi arkadaşlar. Şimdi tekrar 2'ye basalım. Sona eleman ekleyelim arkadaşlar. 20 diyorum arkadaşlar. Enter'ladım. Listenin sonuna eleman eklendi dedi. Mesajı verdi. Şimdi 3 ile verileri bir listeleyelim arkadaşlar. Neler eklenmiş görelim. 3'e bastım. 5, 10, 20. 20'yi sona eklemiş gördüğünüz gibi. Çünkü 2'yi seçmiştik sona eklemesi için. Sona 20'den sonra bir 30 ekleyelim arkadaşlar. 2'ye bastım. 30 dedim. Enter'ladım. Tekrar 3 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi 30 sonda. Bir de başa eleman ekleyelim arkadaşlar. 5'in önüne 0 ekleyelim isterseniz. 1'e bastım. 0 dedim. Enter'ladım. 3 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi 0 başta. Bir de çıkış vardı. Çıkışı da şu şekilde 5 ile bastım. Çıkış yapıldı dedi. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Tabii verileri yazdır dedikten sonra isterseniz şuraya ben bir ekranı temizleyelim. Temiz yazsın arkadaşlar. Sistem CLS diyorum. Tekrar şöyle F11'le bir bakalım. Ekran temizlenecek mi? 3'e basıyorum. Enter'lıyorum. Liste boş dedi. 1 diyorum. Başa 10 ekledim. 2 dedim. 20 ekledim. 2 dedim. 30 dedim. 3'e basıyorum. Gördüğünüz gibi ekranı temizledi ve bana 10, 20, 30 diye datalarımı gösterdi arkadaşlar. Şimdi bir vakte bakayım arkadaşlar. Burada sona ekle, pardon, yazdır metodunu geliştirdik ama yazdır metodunda sadece dataları yazdırmıştık. İsterseniz bir de tüm bilgileri yazdıran bir metodu ekleyelim. Şu void yaz, verileri yazdır metodunu kopyalıyorum arkadaşlar. Ve aşağıya iniyorum. Yapıştırıyorum.
Artık verileri değil de tüm bilgileri yazdır diyelim arkadaşlar. Tüm bilgileri yazdır. Burada da aynı işlemi önce sorsun. Boşsa boş desin. Else kısmında bir geçici düğme alıyoruz. While'a giriyoruz. Traverse işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar bu while kısmında. Burada sadece dataları değil de şöyle yapalım. Bir de integer bir i oluşturacağım arkadaşlar. Integer i eşittir. Birden başlasın. Şurada şu kısma şöyle bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. I daha sonra nokta inci yani inci düğümün datası diyelim arkadaşlar. Temp data. Evet. Sonra şuraya geliyorum. Datası adresi diyelim arkadaşlar. Adresini şu şekilde yapacağız. Temp'in kendisini yazmamız yeterli. Adresini döndürecek. Daha sonra bir sonraki düğümün adresi diyelim. Temp'in next'i arkadaşlar. Burada da bir sonraki düğümün adresini gösterecek. Ve en son endline ile satır başı yapsın. Burada da altta bir sonraki düğüme geç diyoruz. Tüm bilgileri yazdırmış olacağız arkadaşlar. Bunu da tüm bilgileri yazdır metodunu case'e ekleyelim. Şöyle kopyaladım. Case verileri yazdırdı. Şuradaki 4 cout 5 diyorum. Pardon 4 diyorum. Tüm bilgileri yazdır. Tüm bilgileri şunu artık şey olmadığı için tüm bilgileri yazdır. Şöyle aynı formatta olsun. Baştakini de küçük yapalım. Tüm bilgileri yazdır. 5 de olsun. Endline diyorum. Bunu 5 yapalım. Şunu da 6 yapalım. Şimdi başa ekleme aynen duruyor. Sona ekleme aynen duruyor. Verileri yazdır 3 aynen duruyor. Case 4'e yapıştırıyorum. Tüm bilgileri yazdır. Parametre olarak heed'i gönderiyoruz. Ve en son bir ekle çıkıyoruz. Şuradaki 5'i 6 yapıyoruz. Ve tamam arkadaşlar. Tüm bilgileri göster 4'teydi. 6 çıkıştaydı. Burada bir hata mı var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çıkış yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5'i mi unuttuk acaba? Listedeki tüm bilgiler 5'te. Şurada fazladan şey yazmışız arkadaşlar. Listedeki tüm bilgileri yazdır. Şunu şöyle yapalım. Burayı biraz tamam. Şimdi tamam oldu herhalde. Şunu da 5 diyelim. Tamam. 5. Şimdi tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya şunu da CLS'ye eklemiştik. Bunda da var. Evet. Ekranı temizlemesini istiyorum. F11 ile bakalım. Şuradaki küçük dilleri unutmuşuz. Başka var mı? Tamam gibi. F11 ile tekrar çalıştırıyorum. Tek yönlü doğrusal bağlı liste uygulaması. Başa eleman ekle. Sona eleman ekle. Verileri yazdır. Listedeki tüm bilgileri yazdır. Çıkış. Şimdi biz ne yapıyoruz? Önce 4'e bir basayım. Listedeki tüm bilgileri yazdır dediğim zaman. Gördüğünüz gibi liste boş dedi. Şimdi 1 diyorum. 10'u ekliyorum. 1 diyorum. 5'i ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra 4'e basıyorum. Listedeki tüm bilgileri yazdır diyorum. Bastım. Gördüğünüz gibi düğüm, birinci düğümün datası 5. Adresi bu. Bir sonraki düğümün adresi bu diyor. Şurada dikkat ettiyseniz bir sonraki düğümün adresi 550 diyor. Alttaki düğüme indiğimiz zaman alttaki düğümün adresi de sonu 550. Yani burada tabii şunu i'yi arttırmadığımız için gene birinci düğüm kalmış. Onu düzelteyim arkadaşlar. Şurada while'da i oluşturmuştuk. Bu i'yi her adımda bir bir arttıralım arkadaşlar. Tekrar F11 ile çalıştırıyorum. 1 diyorum 10. 1 diyorum 5. 2 diyorum 20. Önce 3 ile bir görelim. 5, 10, 20'yi ekledik arkadaşlar. Şimdi 4'e basıyorum. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi birinci düğümün datası 5. Adresi bu. Bir sonraki düğümün adresi bu diyor. 550. Burada ikinci düğüm gördüğünüz gibi 10'u eklemişiz.
550, yani şuradaki bir sonraki düğümü gösteren şey doğru yani. Aynı şekilde üçüncü düğümün datası 20, adresi bu. Ancak bir sonraki düğümün adresi 0. Çünkü son düğüm null'ı gösteriyordu arkadaşlar. O yüzden bunu tek yönlü bağlı listede önemliydi. Son düğüm null'ı gösterecek. Tabi burada devam edebiliriz. Tekrar 1'e bastım arkadaşlar. Başa 0'ı ekliyorum. 2'ye bastım. Sona 100'ü ekliyorum. Tekrar 3 ile bir görelim sayıları. 10, 20 gördüğünüz gibi 100 ile 0 ekledi. Şimdi 4'e basarak tüm bilgileri tekrar görelim. Gördüğünüz gibi 5. düğümü de görüyoruz. Ve en son 5 ile çıkış yapalım. Çıkış yapıldı dedi. Şimdi arkadaşlar bir kayda bakayım, 15 dakika olmuş. Bu dersimizde de biraz da toparladık ekran şeyini. Kod kalabalığını biraz daha sadeleştirdik. Verileri yazdır diye bir metot ekledik arkadaşlar. Sadece dataları yazdırdık burada. Gördüğünüz gibi siyah template datasını yazdırdık. Bunu şöyle kapatayım. Tüm bilgileri yazdırdı. Dataları değil de datalardan başka adresleri de yazdırdık. Bir sonraki düğümün adresi ya da şu anki bulunduğu düğümün adresini de yazdırdık. Bunu da bu şekilde kapatayım. Main kısmında da bir while oluşturarak kullanıcıya seçenekleri sunduk. Başa eklemek istiyorsan, sona eklemek istiyorsan, verileri yazdırmak istiyorsan ya da tüm bilgileri görmek istiyorsan gibi seçenekleri oluşturduk. Ve daha sonra switch case'de de bu seçenekleri uyguladık arkadaşlar. Kodların main kısmı bu şekilde arkadaşlar. Tamamı sığmayacak. Ancak şöyle bir bakın isterseniz. Baştan şöyle açıyorum. Structure yapımız bu şekilde. Kapatıyorum. Başa ekleme kısmımız bu şekilde, buraya kadar. Bunu da kapatıyorum. Sona ekle metodumuzu açalım. Bu şekilde. Bunu da kapatıyorum. Verileri yazdır buraya kadar arkadaşlar. Tüm verileri yazdır buraya kadar. Ve en son main kısmı zaten şu şekilde başlayıp bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Bu dersi de burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tek yönlü doğrusal bağlı listede uygulamalarımıza devam edeceğiz. Çünkü tek yönlü bağlı listeyi ne kadar çok örnek metotlarla gerçekleştirirsek konuyu daha iyi anlaşılır. O yüzden bir sonraki dersimizde yeni metotlarla bu konuya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.